Evet, 57. Alay Şehitliği'ne gidiyoruz araçlar. Hayır, keskin derekleri. Kurdu çok sunmuş. Evet, şu anda giriyoruz 57. Alay Şehitliği'ne araçlar. Burada da 57. Alay'ın tarih seçimi var. Bazen radyo, televizyon, basın, yayın organlarında gerek konuşmacılar, gerek makale yazarları 57. alayın tamamının burada şehit olduğunu, sancağının fırlalar üzerine bırakıldığını yazarlar. 57. alayın mevcudu 3638, alayın burada verdiği kayıp 1817. Buradan sonra Galicia'ya gidiyor 57. alay. Cepheye. Galicia cephesinden sonra Filistin cephesine gidiyor. 1918 yılında Filistin Efendim? Cephesinde İngilizlere esir düşüyor. Yani 57. alay tamamı burada şehit olması mümkün değil. %37 civarında burada kayıp veriyor. %18 civarında Galicia'da kayıp veriyor. %12 civarında da Filistin'de kayıp veriyor. Burada arabada gelirken anlattığım bomba sütlü vakasını yazıyor. Tabii o günkü bilimse biraz daha şey, Osmanlıca'ya dönük bomba sütlü vakası. Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size bomba sütlü vakasını anlatmadan geçemeyeceğim diyor Rüşen Eşref'e. Bomba sütlü mütekabil siperler arası 8-10 metre ölüm muhakkak. 3 dakika önce siperlerden ayrılanlar kamilen hiçbiri sağ kalmamacasına şehit olmuş. 3 dakika sonra gidecek olanlar bunu görüyor. Şehit olacağını biliyor. Hiçbir tereddüt, irkilme söz konusu değil. Kur'an okumasını bilenler Kur'an okuyordu. Kur'an okumasını bilmeyenler salavat getirip dua ediyorlardı. İşte Mehmetçiği kurtaran Mehmetçiği şehit Çanakkale'yi kurtaran Mehmetçik'teki bu asil ruhtur diyor. Şurada bir dede ve torununu görüyoruz. Hüseyin Kaçmaz dede. Balkan savaşlarına katılıyor. Sinoplu kendisi. Orada geliyor Çanakkale cephesinde. Oradan sonra evet, Hüseyin Kaçmaz dede torununla beraber savaşa geliyor içeri. Karşıda gözüküyor. Yangın çünkü yani Yarımada'nın o güne kadar görülen en büyük yangın. Cumhurbaşkanı Demirel'de şehidimin örtüsü yandı diye televizyonlarda konuşuyoruz. Hüseyin Kaçmaz dedi de arkadaşlarım orada yandılar diye üzülüyor. 110 yaşında dünyanın en yaşlı gazisi olarak hayata veda ediyor. O anılarında biz diyor savaş gazileri olarak savaşa katılan ülkelere zaman zaman onun konuğu olarak davet ederler, giderdik. İşte İngiltere'ye gittik böyle bir davete. Kırmızı halılar serilmiş. Hostes kızlar tekerlekli sandalyelerde bizi oraya konuşma yapmak platforma taşıyacaklar. Ben galip bir devletin askeriyim, oraya yürüyerek gidebilirim dedim diyor. Tekerlekli sandalyeye binmemiş. Orada konuşmasını yaparlar. Tercüman aracılığıyla. Daha sonra yanıma bir İngiliz geldi diyor. Sen ne iş yaparsın şimdi demiş. Kendisi madenci. İşte balıkçılık yaparım. Çiftçilik yaparım. Burada da istikamları kazan madencilerle birlikte dağın tünellerini kazıyorlar, siperleri kazıyorlar. Sen ne iş yaparsın diyor İngiliz'e. Fabrikatörüm ben diyor. Benim fabrikalarım var diyor.